Teşekkür ederim. Benim umudum sizlersiniz. Bu meydanı, bu meydanda miting yapmamıza daha önce izin vermemişlerdi. Demek ki meydan dolabiliyor. Demek ki halk değişim istiyor. Demek ki halk seçim istiyor. Demek ki halk dönüşüm istiyor. Demek ki halk adalet istiyor, adalet. Adalet istiyor. Hak istiyor, hukuk istiyor, adalet istiyor. Sizden sadece bir isteğim var. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Bugün 100. yılı Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı. Bugün çok önemli bir şey yapıyoruz. Bugün metronun temelini atacağız. Dolayısıyla bir belediye başkanının kendi kentine yapabileceği en büyük yatırımın temelini atıyoruz. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın ola ki hiçbir ayrım yapmayın. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapacaksanız yoksul mahallelerden, fakir mahallelerden başlayacaksınız. Kentte yaşayanların her birisi huzur içinde yaşayacak. Ve bulunduğunuz belediyede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü vereceksiniz dedim. Ve belediye başkanlarımız böyle çalışıyorlar. Evet, 100 yıl önce bayrağımız göndere çekildi. 100 yıl önce bu ülke, yani Türkiye, önemli başarılara Milli Kurtuluş Savaşı'yla imza attı. Siz de burada büyük bir imza attınız. Bayrağımızı göndere çektiniz. Millet İttifakı olarak, Millet İttifakı olarak inşallah Sayın Genel Başkanım, inşallah biz yeni bir başarıya da imza atacağız. Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar topraklarımıza götüreceğiz ve bayrağımızı göndere dikeceğiz. Hepiniz bunun tanığı olacaksınız. Size sözüm söz. Millet İttifakı olarak Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar bütün bu havzayı Akdeniz'in en görkemli havzası haline getireceğiz. Göreceksiniz. 5 yıl içinde bu bölge Adana'dan, Mersin'den, Hatay'dan başlayarak bu bölge Akdeniz'in en görkemli bölgesi haline gelecek. Yine göreceksiniz. 5 yıl içinde bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Göreceksiniz. Bu bölge hem Afrika'nın, hem Avrupa'nın, hem Uzak Doğu'nun, hem Kafkasların en güçlü merkezi haline gelecek. Göreceksiniz. Bu bölgede bacalar tütecek. Göreceksiniz. Bu bölgede yaşayanların herkesin huzuru yerinde olacak. Ve herkes huzur içinde yaşayacak. İşi olacak, aşı olacak, huzur içinde yaşayacak. Diyeceksiniz ki yeterli kaynağımız var mı? Bunlar yapılabilir mi? Söyledikleriniz güzel de yeterli kaynağınız var mı? Evet, bütçemiz var. Evet, bütçemiz var. Yeterli kaynağımız da var. Kaynağın nereye harcanacağını belirleyen siyasi otoritedir. Siyasi otorite diyor ki ben yandaşlara kaynak ayıracağım. Biz de diyeceğiz ki biz yandaşlara değil vatandaşlara hizmet edeceğiz. Kaynağı vatandaşa ayıracağız diyeceğiz. Fabrikalara ayıracağız diyeceğiz. Bir şey daha söyleyeyim. Bir soygun düzenine de son vereceğiz. Allah'ın izniyle bir soygun düzenine de son vereceğiz. Hani var ya gitmediğiniz yollardan dolarla para. Hani var ya köprülerden geçiyorsunuz avrolarla paralar. Hani var ya 50 yıllık, 70 yıllık, 30 yıllık garantiler. Bütün bunların tamamına Allah'ın izniyle Millet İttifakı sürecinde son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Son vereceğiz, göreceksiniz. Hani para nerede? Para var efendim, para var. Parayı halk için kullanacaksınız. Bir avuç kişi için değil. Bunların tamamını lütfen bilin. Hafızanızın bir yerinde tutun ve göreceksiniz ki bunların tamamı olabiliyor ve olacak ve yapacağız. Her evde tencere kaynayacak. Göreceksiniz bunların tamamını. Ve gençler, sizlere de bir sözüm var. İlk kez sandığa gidecek olan gençlere bir sözüm var. Umutsuzluğa kapılmayacaksınız. Bir.
Birinci arzumu, asla umutsuzluğa kapılmayacaksınız. İki, Cumhuriyet tarihine çok değerli bir miras bırakacaksınız. Önünüze sandık gelecek. Büyük bir heyecanla sandığa gideceksiniz ve ilk kez oy kullanacaksınız. Ve ilk kez otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Ve dünya siyaset tarihine çok ama çok önemli bir mirası sizler bırakacaksınız. O nedenle bütün gençlere sesleniyorum. Sandığa gideceksiniz, demokrasinin tarihini yazacaksınız. Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir mirası evet sizler bırakacaksınız. O nedenle gençler, biliyorum siyaseti biraz mesafelisiniz ama sandığa gitmeyi sakın unutmayın. Sandık gelecek mi? O soru da soruluyor. Gelecek efendim, gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek. Yarın olmazsa öbür gün gelecek. Hiç endişelenmeyin, hakkı, hukuku ve adaleti beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Beraber bu ülkede huzur içinde yaşayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyeceğiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz için çalışmak istiyoruz. 7'den 70'e ülkemiz için çalışmak istiyoruz. Bizim bir hedefimiz daha var. Onu da ifade edeyim. Siyasetçi millete hesap verdiği zaman güven ilişkisi pekişmiş olur. Biz harcayacağımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Belediye başkanlarımız da bunu yapıyorlar. Onlar da çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Onlar da hesabını millete veriyorlar. İhaleleri yayınlıyorlar. Dolayısıyla her kuruşun hesabını verme geleneğini inşallah siyasetin içine yerleştireceğiz. Ve herkes böyle yaşayacak. Hiç meraklanmayın. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. En geç 2 yıl içinde. Bize güveneceksiniz. Bakın, söz veriyoruz. Bize güveneceksiniz. Biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum. Bakın, asla ırkçılık yapmıyorum. Herkesin kimliğine saygılıyım. Suriyeliler de kendi ülkelerinde yaşasınlar. Huzur içinde yaşasınlar. Birlikte yaşasınlar. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık. Gezebilirler. Hiçbir sorun yok. Onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı Mustafa Kemal'in söylediği yurtta barış, dünyada barışın üzerine inşa edeceğiz. Suriye'yle de barışacağız. Mısır'la da barışacağız. Bütün komşularımızla barışacağız. Sadece iç politikada değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Efendim, hepinize şükran borçluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum. Asla unutmayın. Sandık gelecek, sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz. Ama oy kullanmak sizin göreviniz. Bugün burada olmak, sizlerle beraber olmak, hem demokrasinin şehri, belediye başkanımızın söylediği gibi hoşgörü, barış gibi güzel kavramları içinde barındıran şehir ama en önemlisi saygının şehri. Ve bugün 3 Ocak 2022 ve tam bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin. Sizlerle beraber olmak, aranızda bulunmak ve böyle bir kalabalıkla kadınlı, erkekli, gençli, yaş almış insanların bulunduğu böyle bir kalabalığın karşısında olmak ve Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızla birlikte burada bulunmak, milletvekili arkadaşlarımızla
il başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla sizle beraber olmak inanılmaz bir heyecan, büyük bir onur. Evet, güzel bir konuyla ilgili buradayız. Metro açılışı var. Şimdi ben bu arada elbette Sayın Seçer'e, Büyükşehir Belediye Başkanı kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri davet ettik, sizlerle buluşturdu. AK Partili belediyelerin ortaya koyduğu küçücük ilçelerdeki zengin takım, bir de fukaralar var. Zenginler AK Partili, fukaralar her partili olmuş. İşte bu harami düzeni birlikte yıkacağız biz. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Nasıl yıkacağız? Sizin, yani milletimizin, yani sizin seçmen veli nimettir düsturunu el ele ortaya koyarak yıkacağız. Senin oğlun, senin kızın 92 ile 86 ile mülakatta eleniyorsa bu ülkede çok önemli bir problem var demektir. Haksızlık problemi var demektir. İsraf problemi var demektir. Yolsuzluk problemi var demektir. Ve bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir. Bugün burada bu açılış için Mersinli'nin teveccühü var. Sadece bu meydanda değil, bakın yanda da var. Şuralarda da var. Orada da insanlar sesleniyor. Milletle ters düşe düşe, milletle bilek güreşi yapa yapa ayakta kalan bir siyasi olmamıştır. Tencerenin devirmediği bir iktidar da olmamıştır. Kadınlar tencere kaynatmakta problemi var. Dolayısıyla kendileri çok tok olduğu için iki domates al diyorlar. El hak o adam iki domates yemeli, bu kadar. Dolayısıyla size iki domates ye diyenler, sizin, evet simit de var değil mi? Yarım simit ye diyenler, kendileri ne yiyor? Kendileri ne yiyor, siz söyleyin. Kendileri ne yiyor? Ya işte buna son vermek için bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta demokrasiyle Atta'ya göndermek için derhal seçim, hemen seçim diyor. Her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanlarım, bugün Mersin için özel bir gün. Bugün 3 Ocak. Mersin'in kurtuluşu. Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ateşinin kutlu finalinin 100. yılı. Tam 100 yıl önce karşı tarafta şimdiki İl Jandarma binasının olduğu eski hükümet konağında tam bu saatlerde Fransız bayrağı indirildi, yerine gönlere Türk bayrağı çekildi. Ve Fransızlar gümrük iskelesinden Mersin'i terk etti. Geldikleri gibi gittiler. Bu güzel günde, bu özel günde, bu kutlu günde Sayın Genel Başkanlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Mersinlileri yalnız bırakmadı, bizleri onurlandırdı. Onlara Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanlarım, emin olabilirsiniz ki sizler bizi nasıl yalnız bırakmadıysanız Mersinliler de sizin demokrasi mücadelenizde her zaman yanınızda olacaktır. Sizler Türkiye'nin aydınlık yüzlerisiniz. Gelecek aydınlık Türkiye'nin mimarlarısınız. Her zaman yanınızda dimdik olacağız. Azmimizde, şevkimizde, inancımızda çizgimiz olan Atatürk çizgisiyle, Atatürk devrimlerinin ilkelerinin inancıyla yanlarında olacağız.
Burası Mersin. Burası dünyanın en güzel kentlerinden biri. Huzur kenti, kardeşlik kenti, hoşgörü kenti, barış kenti. Biz hepimiz hangi renkten olursak olalım, hangi bölgeden gelmiş olursak olalım, burada tek yumruk, tek vücut kardeşçesine, inandığına kardeşçesine yaşayacağız. Mersin göçlerle kurulmuş bir kent. Yerli nüfusumuz 2 milyon. Ama 400 binde geçici koruma altındaki sığınmacıları ağırlıyoruz. Belediyemizin kaynakları 2 milyon nüfusumuza göre geliyor. Yerli nüfusumuz yaklaşık olarak. Ama biz bu gelen kaynakları hiçbir ayrım yapmadan 2 milyon 400 bin insanımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrımcılık yapmadan, gayrımcılık yapmadan biz insanı insan olduğu için seviyoruz. İnsanları ötekileştirmiyoruz. İnsanları kutuplaştırmıyoruz. İnsanlara nefret tohumu atmıyoruz. Sevgiyi, kardeşliği, hoşgörüyü, barışı söylüyoruz. Onlara bu kavramları bir şarkı gibi söylüyoruz. Mersin müstesna bir kent. Gelecekte sadece bölgede değil, ülkede değil, dünyada yıldızı parlayacak ender kentlerden bir tanesi. Bu kentin, bu güzel insanların desteğiyle belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum, şeref duyuyorum. 2,5 yıl sonra bugün burada Cumhuriyet Meydanı'nda bir kez daha bizlere destek olduğunuz için sizlere müteşekkiriz. Sizlerin başını öne eğdirmeyeceğiz dedik. Çalışacağız. Çalışıyoruz. Bakın pandemi sürecini geçirdik. Tüm dünya yaşadı. Arzu etmezdik. İnsanlar muhtaç oldu. Ekmeğe muhtaç oldu. Bugüne kadar kimseye muhtaç olmayan insanlar ekmeğe muhtaç oldu. Ama biz biliyorduk. Sayın Genel Başkanlarımızın bizlere talimatı var. Millet İttifakı'nın belediye başkanlarına. Belediyecilik sadece yoldan, binadan, ranttan, imardan ibaret değildir. Belediyecilik insanın kalbine girmektir. Gönlüne girmektir. Soğuk kış günlerinde onun yanında olmaktır. Açken onun karnını doyurmaktır. Acısı varken onun acısını dindirmektir. Biz bu şiarla hareket ediyoruz. Her zaman Mersin halkının yanında olduk. Gıdasıyla, ekmeğiyle, bebeklerine mamasıyla, çocuklarımıza sütüyle, yaşlı insanlarımıza bakımıyla, onlara sıcak yemek teminiyle hep yanında olduk. Hiç yüzümüzü çevirmedik, hiç yüksünmedik, hiç surat yapmadık, hiç parmak sallamadık, hiç onları aşağılayamadık. Biz hep onları kucakladık. Biz biriz, beraberiz, çünkü Mersin'iz dedik. Biz Mersin'i seviyoruz. Mersin'e aşığız. Mersin demokrasi kenti. Mersin uygarlık kenti. Medeniyetlerin beşiği. En kadim kültürlerin beşiği Mersin. Mersin Mustafa Kemal'in kenti. Devrimci bir kent. Bundan sonra da böyle devam edecek. Mersin'in bu anlayışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Mersin'de tarım var. Çok değerli limanımız var. Çok değerli gelişen sanayi sitelerimiz var, bölgelerimiz var. Turizmimiz var, lojistiğimiz var. Allah bize her şeyi vermiş. Allah bize her şeyi vermiş, layık olmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Üretmek zorundayız. 7/24 çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ama birileri de şu ayaklarımıza pranga vurmasa, engellemeye çalışmasa,
siyaset uğruna, oy uğruna Mersin'in geleceğini karartmasa çok daha iyi olacak. Yanımızda durun. Bizlere yardımcı olun. Bizimle beraber yürüyün. Bizim ülkümüz insanlığa hizmet, insana hizmet, hemşehrimize hizmet. Her alanda yanınızdayız. Biz istiyoruz Mersin kalkınsın. Mersin genç bir nüfusa sahip. Mersin işsizi çok bir kent. Çok sayıda işsizimiz var. Onlara istihdam alanı yaratmamız lazım. Buradan da sesleniyorum merkezi hükümete. Uluslararası havaalanımızı bir an önce bitirin artık. 10 sene oldu. Buraya planlara işlediğiniz, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına aldığınız ana konteyner transit limanını yapın artık. Lobilere kurban etmeyin. Biz buradayız. Gözetliyoruz neyin ne olduğunu. Otoyolu, Çeşmeli Taşucu hattını bitirin artık. Bakın, İstanbul havaalanıyla övünüyorsunuz. Ama bu yatırımları da bitirin artık. Mersin göçlerle büyümüş bir kent dedim. Mersin göçün yükünü taşıyan bir kent dedim. Merkezi hükümetler Mersin'e pozitif ayrımcılık yapmak zorundadır. Şimdi burada geleceğin iktidarının genel başkanları oturuyor. İki değerli sayın genel başkan. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İYİ Parti genel başkanı Sayın Meral Akşener. Buradan sayın genel başkanlarıma Mersin adına talebimdir. Bütün bu sıkıntıları tek başına çeken Mersin'e iktidarımızda pozitif ayrımcılık istiyorum. Buraya daha fazla yatırım istiyorum. Bizi görmenizi istiyorum. Bizi anlamanızı istiyorum. Evelallah hepsi olacak. Çalışmanın elinden hiçbir şey kurtulmayacak. Bakın, sosyal belediyecilikte Millet İttifakı'na mensup belediyeler tarih yazdı. Bunlardan bir tanesi de Mersin Büyükşehir Belediyesi. Güneş balçıkla sıvanmaz. İstedikleri kadar bunun üstünü örtmeye çalışsınlar. Muvaffak olamazlar. Ama kıt imkanlara rağmen, her türlü zorluklara rağmen, ağlamadan, sızlamadan, şikayet etmeden, bağırmadan, çağırmadan görevimizi yaptık layıkıyla. Yapmaya devam ediyoruz. Köyünüze düzgün yollardan gidebiliyorsunuz. Ürününüzü hale, pazara çok güzel yollardan getirebiliyorsunuz. Bakın, Mersin tertemiz bir kent. Mersin'de huzur var. Para bulunur, yapılır. Para kaybedilir, yerine konur. Ama bir ailenin huzuru kaçarsa o aile dağılır. Biz büyük bir aileyiz ve huzurumuz yerinde. Biz birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Bugün 3 Ocak 2022. Tarihi bir gün. Mersin'de raylı sistemler döneminin başladığı bir gün. 35 kilometre raylı sistem. Alttan giden metromuz var. Şimdi temelini atacağız. Eski Mezitli Belediyesi önünde başlayacak, eski otogarda bitecek. 13.4 kilometre. İkinci etap. Yenişehir Fuar alanında başlayacak. 34. cadde boyunca devam edecek. Oradan üniversite hastanesine, üniversite ve GMK bulvarına ring yapacak. 11 kilometrelik tramvay hattı. Üçüncü etap. Eski otogardan başlayıp birinci etapın doğu noktasında son bulduğu istasyondan şehir hastanesi ve yeni otogara kadar gidecek. 10.5 kilometre. Toplamda 34.9 kilometre. Mersin'e raylı sistemler dönemi hayırlı olsun. Bugün temelini atacağımız metro 3,5 yılda bitecek. Direkt ya da dolaylı 4000 kişi faydalanacak. Bizim metroya ödeyeceğimiz paranın 1/3'ü Mersin'de kalacak. Orada çalışanların cebine gidecek. Onlara gıda sağlayanların
kasasına girecek. Giysi satanların kasasına girecek. Yani Mersin ticareti canlanacak. 11 istasyon olacak. Bizim merkezdeki en büyük otopark derdimiz de ortadan kalkacak. Bakın metro sadece konforlu bir toplu taşıma aracı değil. 11 istasyonun 7'sinde toplamda 1400 araçlık otopark var. Bisiklet park yerleri var. Sosyal alanlar var. Kültür alanları var. Alışveriş merkezleri var. Mersin sadece kazanacağı metroyla süratli, ucuz, konforlu, güvenli bir toplu taşıma aracına kavuşmuyor. Bir medeniyet projesi gerçekleştiriyor. Bir demokrasi projesi, barış projesi. Metroyu kullanan her vatandaşımın kimliği, sosyoekonomik durumu, zengindir, fakirdir, İyi Partilidir, CHP'lidir, AK Partilidir ayrımı olmadan herkes zengini fakiri metroda seyahat eder. Neden? Metro rahattır, metro konforludur. Demokratik bir zemin sunacak. Akdeniz ilçesinde oturan bir kardeşim Yenişehir'e, Mezitli'ye, Toroslara rahatça gidebilecek. Bütün ilçeleri birbirine bağlayacak. Merkezi bitirelim. Tarsus'a da, Silifke'ye de, bütün ilçelerimize de raylı sistemler projemizi bir bir hayata geçireceğiz. Endişeniz olmasın. Yeni bir yıla girdik. İnanmalıyız. Şehrimize inanmalıyız. Ülkemize inanmalıyız. Ama en önemlisi kendimize inanmalıyız. Kendimize inanalım. Umut edelim. İnanç ve umut yılı olsun 2022. İnanç ve umut yılı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. 3 Ocağınız kutlu olsun. Metromuz hayırlı olsun. Saygıdeğer konuklar, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 3 Ocak Mahallesi'nde düzenlediğimiz toplamda 34.9 kilometre mesafede tamamı yer altında olan 3 etaplı raylı sistemler dönemini başlatıyoruz. Mersin metrosu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve çok sevgili eşleriyle birlikte konuk Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Millet İttifakı'nın Mersin İl Başkanları ve çok saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarıyla birlikte Mersin'imizin, Mersin Metrosu'nun temelini gerçekleştiriyoruz. Mersin'imize hayırlı, uğurlu olsun efendim. Saygıdeğer konuklar, şu anda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz beton mikserini ekranlardan izliyorsunuz. Mersin metrosu, Mersin'imize hayırlı, uğurlu olsun efendim. Bir kez daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, konuk Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Zeydan Karalar'a, Sayın Lütfi Savaş'a, katılımlarınızdan ötürü bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Diye direnişinde önemli bir figür Adile Onbaşımız. Çünkü ücretsizdeki kadınlarla birlikte cephede savaşıyorlar. Adile Onbaşımız
gerek Tarsus'ta gerekse Tarsus dışında da fazla, pek fazla cephede görev yaptığı için çok önemli. Kanser, ünlü şehir plancı, devam edin arkadaşlar. Mersin'e dönemin belediye başkanı Şartoğlu tarafından davet ediliyor ve Mersin'in ilk şehir planları bu dönemde hazırlanmış oluyor. Kendi etrafınızda dönebilirsiniz, başınızı oynatabilirsiniz, aşağı yukarı görüntüye hiç gelmedi. Şimdi daha net göreceksiniz. Şimdi geldi. Evet. Alan Manastırı'ndayız. Şu anda Alan Manastırı'ndayız. Alan Manastırımız Mersin'de UNESCO Dünya Manastırı Geçici Lisesi'nde yer alan önemli bir kültürel miras alanımız, ören yerimiz ve kiliseniz. Sizlerle bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Petrolog şehrimizin önünde.